elektromanyetik radyo dalgalarını bundan daha güzel gösterebilecek bir yer bulmak herhalde oldukça zor. Şu anda karşımızda iki tane baz istasyonu görüyoruz. Görüldüğü gibi bunlar cep telefonlarının baz istasyonları. Ne enteresan ki çevrede bunlardan başka istasyon da yok. Herhangi bir frekans kirliliği yaratacak hiçbir yayın yok. En yakın ikinci baz istasyonu 10-15 km ileride. Dolayısıyla çevrede tek kirlilik yaratacak, frekans kirliliği yaratacak istasyonlar şu ikisi. Bilindiği gibi elektromanyetik dalgalar havada enerji taşırlar. Elle tutulmaz, gözle görülmez, renksiz, kokusuz vesaire. Tıpkı elektrik akımı gibidirler ama elektrik akımı bir yerden diğer tarafa gitmek için ne gerek ister? İletken bir şey ister, tel ister. Ona benzer metal gibi şeyler ister. Halbuki radyo frekansları aynı enerjiyi havadan taşırlar. Hiçbir ikinci materyale ihtiyaçları yoktur. Bunları ışın demeti gibi görebiliriz. Yani şu karşımıza gördüğünüz direklerden şu anda deniz feneri gibi ışınlar çıkıyor. Ancak insan gözü bu ışınları göremez. Tıpkı güneşten gelen ışınlardan sadece ve sadece kızıl ötesi, mor ötesi frekansları görür. Onun dışındakileri göremez. Halbuki onun dışında atmosferden süzülebilen, az miktarda olsa süzülebilen X ışınları var. Alfa, beta, gamma ışınları var. Bunlar dünyanın manyetik alanına takıldığı için çoğu miktarda süzülür. Eser miktarda ancak dünyaya gelebilirler. Şimdi çok daha enteresan bir bölüme geçiyoruz. Bu elimde gördüğünüz cihaz elektromanyetik radyasyonu ölçüyor. Havadaki elektromanyetik radyasyonu ölçer. Ve dünyaca kabul edilmiş olan, sağlık açısından önemli olan 0,5 miliwattın üzerine çıktığında bu dalgaların gücü cihazımız alarm verir. Şimdi cihazı açalım. Gördüğünüz gibi cihazımız karşıdaki istasyonlardan gelen elektromanyetik dalgaları algılıyor ve 0,5 miliwattın üzerinde olduğu için alarm veriyor. Şimdi bir yeşilliğin arkasına geçiyoruz. Bakalım ne olacak. Evet, gördüğünüz gibi elektromanyetik dalga yayınlayan, ışın yayınlayan baz istasyonlarında aramızda bir yeşillik var. Ve ne oldu? Büyük ölçüde kesildi. Yani gölgeye girmiş olduk. Elektromanyetik dalgaların gölgesine girmiş olduk. Şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Çıkmaya başlayalım diğer taraftan. Evet. İstasyonumuz gözüküyor. Ve cihazımız da alarm vermeye başladı. Tekrar gölgeye girelim. Gölgeye girdiğimizde, daha doğrusu gözle görülmeyen elektromanyetik dalgaların gölgesine girdiğimizde işte böyle alarm cihazımız susabiliyor. Bu elimdeki cihazın ne olduğunu merak edenler olacaktır. Bu havada giden elektromanyetik dalgaları ölçen, alarm seviyesini aşınca, daha doğrusu zararlı miktara gelince de alarm veren bir cihazdır. Bu cihaz piyasada bulunmaz. Prototip olarak Almanya'da birkaç tane yapıldı. Onlardan biri. Özel bir cihaz. Gelelim. Tekrar çıkalım dışarıya. Evet. Gördüğünüz gibi karşıdan gelen elektromanyetik dalgalarla cihazımız alarm vermeye başladı. Yan tarafımız
orman. Ormanın içine girsek aynı şekilde alarm kesilecektir. Mesela şimdi başka bir şey yapalım. Gövdemizi siper edelim. Gördüğünüz gibi elektromanyetik dalgaları gövdemi siper ettiğimde yine aynı şekilde susuyor. Başımı hizasına çıkarınca tekrar etmeye başlıyor. Şimdi burada gördüğünüz uçsuz bucaksız ovada bu dalgalar yayılıyor. Ama burada görünen manzaranın dışında büyük binalar olsaydı oraya çarpıp arkamızdan o dalgalar tekrar bize ulaşacaktı. Dolayısıyla bu yaptığımız deneyi şehirlerde yapmak imkansız. Çünkü her tarafta bina var, her tarafta baz istasyonu var. Işın demetleri oradan oraya çarparak en ucra yerlere kadar ulaşıyor. Dolayısıyla elektromanyetik dalgaların gölgesini yapmak şehirlerde imkansız. Onun için böyle çok enteresan ucra bir köşeyi bulduk. İstasyonlarımız da bunlar. Çok enteresan değil mi?